Lider Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Hafta sonu ana haber bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere 12'de Atatürk Havalimanı'na inerek İstanbul'a iniş yaptı. Mitsotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katıldı. Ayinden sonra Patrikhane'den ayrılan Yunanistan Başbakanı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la öğle yemeğinde bir araya gelmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti. Görüşme saat 14'te başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konular, güncel jeopolitik gelişmelerle Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirildiği belirtiliyor. Ukrayna savaşında 18. güne girildi. Savaşta her iki tarafta ağır kayıplar yaşıyor. Başkent Kiev'in kapısına dayanan Rus ordusunun kenti alabilmek için harekete geçtiği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Rus işgalcilerine boyun eğmeyeceklerini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününe girdi. Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar devam ederken Kiev'in girişinde bekleyen Rus ordusunun başkenti alabilmek için yakında harekete geçeceği belirtiliyor. Kiev ise sokak savaşı için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Kente silahlanan sivil halkla ordu barikatlar kurup çukurlar kazıyor. Zelenski, Rusya'nın Kiev'i almak için şehri yerle bir etmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, işgal edilen her sondaki gelişmelerle ilgili de açıklama yaptı. İşgalciler Donetsk ve Luhansk gibi sahte cumhuriyetlerin bir benzerini her sonda da uygulamaya çalışıyor. Burada kent yöneticilerine ve milletvekillerine baskı yapıyorlar. Rüşvet verecek birilerini arıyorlar diye açıklama yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Herson bölgesinde sahte referandum düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi. Öte yandan Rusya, Rus askerleri tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un yerine vekaleten Rusya yanlısı Galina Danilchenko'yu yeni belediye başkanı olarak atadı. Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya destekleri ise devam ediyor. ABD Başkanı Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a dış yardımcılar yasası kapsamında Ukrayna'ya 200 milyar dolar daha savunma yardımı yapılması talimatı verdiği belirtildi. Söz konusu yardım ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 200 milyon dolar değerinde teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek. Diğer yandan Ukrayna güçlerinin Donbas'a bağlı Volnova Hastanesi'nde ateş açtığı belirtildi. Saldırı sonucunda en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Bir taraftan çatışmalar devam ederken tarafların çevrim içi olarak müzakerelere devam ettiği ortaya çıktı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor dedi. Heyete önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinsky'nin başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz diye konuştu. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden kuruluşla 75 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu sona erdi. Belek'te dünyanın 75 ülkesinden devlet ve hükümet başkanıyla bakanların katılımıyla gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu düzenlenen basın toplantısıyla sona erdi. Forumuna destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen bu organizasyonu 27 ülkeden 600 basın mensubunun izlediğini açıkladı. Bu yıl ADF'yi geniş bir katılımla gerçekleştirdik. 3000'den fazla kişiyi Antalya'da ağırladık. 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya Diplomasi Forumumuza iştirak etti, katıldılar. 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdik. Yani dünyadaki devletlerin 1/3'ünden fazlası, yaklaşık %40'ı en üst düzeyde burada temsil edildi. Fakat gerek
diplomatlar, gerekse uluslararası örgütlerin temsilcilerinin de ülkesine baktığımız zaman dünyadaki ülkelerin 1/3'ünden fazlası Antalya Diplomasi Forumu için buradaydı. Antalya Diplomasi Forumu'na artan bu ilgi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz girişimci ve insani dış politikamızın bir yansımasıdır. Forum vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 görüşme gerçekleştirdik. Konuklarımız da birbirleriyle çok sayıda temasta bulundu. Görüştüğüm her muhatabım burada hayatında hiç görmediği muhataplarıyla veya çok zor görüşebileceği ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de söyledi. Böylece 4 gün boyunca diplomasinin nabzı Antalya'da atmış oldu. Çavuşoğlu forumda ele alınan konular hakkında da bilgi verdi. 3 gün boyunca 3 liderler oturumu, 27 panel, 4 söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısı, 3 yan etkinlik düzenledik. Ayrıca konuşmacı noktamız var dışarıda, görmüşsünüzdür. Burada özellikle panellerde söz alamayan gençlerimize şans vermek istedik. Biz de bu gençlerimizin vizyonundan faydalanmak istedik. Yani diplomasiyi yeniden kurgulamayı konuşuyoruz. Diplomasiyi nasıl yeniden kurgulayacağımız konusunda gençlerimiz burada konuşmacı noktasına gelerek düşüncelerini paylaştılar. Ve tam 64 tane konuşmacı gencimiz konuşmacı noktamızda hitap ettiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Her coğrafyadan değerli katılımcıların vizyonlarından da istifade ettik. Siyasetçilerden uluslararası teşkilat temsilcilerine, düşünce insanlarından iş dünyasına kadar herkesi samimi bir şekilde dinledik. Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun hazırlık çalışmasıyla ilgili de açıklama yaptı. Forumun organizasyonunda 2500 kişiden fazla arkadaşımız görev aldı. Yani tüm burada çalışan personelden tutun da Ankara'dan bizim kendi arkadaşlarımızdan. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bakanlığımızda bizim koordinasyon merkezimiz var. Yani daha doğrusu ADF koordinasyonu var. Ve burada çok önemli büyükelçilerimiz ve farklı dairelerden arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Onlar gece gündüz çalıştılar. Biz de önce haftada bir, hatta zaman yaklaşınca haftada 3-4 defa bir araya geldik. Bakan yardımcılarımızla beraber gözden geçirdik. Cumhurbaşkanlığından Fahrettin Hoca, İbrahim Hoca da sık sık aramıza katıldı. Akademimiz, aynı şekilde Stratejik Araştırmalar Merkezimiz, Gülşen Hanım dahil bu çalışmaya çok önemli katkılar sağlayan arkadaşlarımız var. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben her konuşmamda fırsat buldukça dünyanın en kaliteli diplomatlarıyla çalışmanın onuru ve gururunu yaşadığımı vurguluyorum. Geçen sene de yine bu Antalya Diplomasi Forumu'nun başarısından sonra vurgulamıştım. Bugün gururla tekrar söylemek isterim ki ben dünyanın en iyi diplomatlarıyla çalışıyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının tahliyeleri konusunda bilgi veren Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da destek istediğini açıkladı. Hem teşekkür ettim hem de o gün görüştüğümüz... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya diplomasi kapanışında gazetecilerin soruları üzerine Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyeleriyle ilgili bilgi verdi. Savaş başlamadan önce, hatta Rusya'nın tanıma kararından önce 12 Şubat'ta vatandaşlarımız özellikle Ukrayna'nın doğusundan ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve telefonlarına mesaj atarak uyarmıştık. Dönen vatandaşlarımız oldu. 5000 civarında ayrılan vatandaşımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana da yaklaşık 14.500, yani tam rakam 14.480 vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan aşağı yukarı 4000'den fazlası kendi imkanlarıyla sınıra geldi. Sınırda geçişlerini sağladık. Ha, bizimden hiç habersiz sınırı geçenler de oldu.
Bu bizim desteğimizle ve bizim bizzat tahliye ettiğimiz vatandaşları içeriyor bu verdiğim rakam. Dün akşam da yine 489 vatandaşımızı çatışmaların da olduğu bazı yerlerden Herson dahil, aynı şekilde Harkiv dahil buralardan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Pandemi döneminde tüm dünyada 165'e yakın ülkeden 100 bin Türk vatandaşının tahliyesini gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, halen Ukrayna'da olan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen üçlü zirvede de tahliyelerin gündeme geldiğini söyledi. Şimdi vatandaşlarımızı yaklaşık 14.500 vatandaşımızı getirdik ama çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız da var. Bunlardan bir tanesi de Mayropol. Mayropol'da özellikle o gün Lavrov ve Kuleba ile yaptığımız üçlü görüşmede de burada insani bir koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Çünkü burada sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin de vatandaşları var. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için savaş, sokakta çatışmalar devam ettiği için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. O yüzden bir insani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu sürekli her iki tarafla da görüşüyoruz. Maalesef ne tarafa açılacağına dair koridorların anlaşabilmiş değiller. O gün basın toplantısında da vurgulamıştık. Burada başka bir problem daha var. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Yani cep telefonları çalışmıyor. Bazı uydu telefonları var. Dün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri de buradaydı. Onunla da bir görüşme gerçekleştik. Uydu telefonuyla bile görüşmek çok zor. Evet, oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların bu tesis uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Yani camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi ya da füzenin. Fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Ruslar özellikle burada kaç vatandaşımızın olduğunu da bize sormuşlardı. O bilgileri de biz diğer Rusların girdiği yerlerdeki bilgileri de Ruslarla da aynı zamanda paylaştık. Biz bir taraftan tabii ki Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama diğer taraftan insani amaçlı her iki tarafla da çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dün Sayın Lavrov'la özellikle o günkü toplantı için teşekkür ettikten sonra, yani Kulebe'yi de aramıştım bir gün önce, yoğunluktan ancak fırsat bulabildik. Dün aşağı yukarı 30 tane ikili görüşme gerçekleştirdim. Lavrov'a hem teşekkür ettim hem de o gün görüştüğümüz gibi bu Mayropol'da vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedik. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içine çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Dün akşamüstü de bayağı çaba sarf etti arkadaşlarımız. Biz de işte katıldık. Mümkün olmadı. Çavuşoğlu, Azerbaycanlı bir gazetecinin sorusu üzerine Ermenistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyle ilgili de açıklama yaptı. Bana göre bir barış anlaşmasının müzakeresinde üçüncü bir tarafa ihtiyaç olmamalı. Yani savaş oldu, işgaller oldu, bunlar bitti. Oturup biz ideali Ermenistan ve Azerbaycan'ın oturup birlikte müzakere etmesi. Ha, üçüncü tarafları bizleri ilgilendiren bir şey varsa biz zaten bunu destekleriz. Şimdi biz Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki atılacak her adımı destekliyoruz. Hayata geçirilmesi için anlaştıkları projelerin bir an önce gerçekleşmesi için de destek veriyoruz. Aynı şekilde bizim Ermenistan'la olan şu anda yürüttüğümüz sürece de Azerbaycan destek veriyor. Biz her başından beri söyledik, biz her konuda Azerbaycan'la istişare ederiz, Azerbaycan'la atacağımız adımları koordine ederiz. Kimse bunu yadırgamasın. İki devletiz ama bir milletiz. Bu son derece doğaldır. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Bir kere daha vurgulamak isterim. Dün Ararat Mirzoyan'la da bir ikili görüşme gerçekleştirdim. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini dün de basına söylemiştim.
Bu görüşmede tabii ki ikili ilişkilerde özel temsilcilerimizin de gündeme getirdiği konularda ne yapabiliriz? Bunları değerlendirdik. İlişkilerimizin tam normalleşmesi için olması gerekenleri de konuştuk. Fakat özellikle Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşması teklifine Ermenistan'ın da olumlu cevap vermesini beklediğimizi, bunun herkes için yararlı olacağını Ermenistan başta olmak üzere söyledik. Ararat Mirzoyan da Azerbaycan'la barış anlaşması müzakerelerini başlatmak istediklerini söylediler. Umarım bu bir an önce gerçekleşir. Zaten Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde spor başlıklı forum düzenlendi. Foruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcu Eda Erdem de katıldı. Kimisi heykel, kimisi... Antalya Seri'ye bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde spor başlıklı bir panel düzenlendi. Her gittiğimiz her yerde herkes konuşuyor. Panele Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Milli Takım Kaptanı Eda Erdem katıldı. Bakan Çavuşoğlu uluslararasında Türk sporunun başarısının sırrının merak konusu olduğunu belirtti. Türk takımları ve Türk sporcuları başarılı oldukça uluslararası alanda bunu herkes, her gittiğimiz her yerde herkes konuşuyor. Sorular soruyorlar, çok beğendiklerini söylüyorlar, bu başarının sırrını soruyorlar. İşte bu anlamda filenin sultanları ve voleybolumuz gerçekten son yıllarda ön plana çıktı. Bakan Kasapoğlu kadın sporcunun önemine değindi. Ve sizlerle birlikte bu tarihi daha güçlü yazmaya da devam edeceğiz. Ben buna inanıyorum. Sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta Türk sporcusunun, az önce Sayın Bakanım da bahsetti, kadın sporcu. Türkiye kadın sporcu katılımında dünyadaki en önde ülkelerden bir tanesi. Bunu da artırmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte artıracağız bunu. Bunu da inanıyoruz. Panelde konuşan Eda Erdem sporcu gençlere mesaj verdi. Kendinize bir hedef koyun arkadaşlar. O hedef için mücadele edin. Hiçbir engele takılmamaya çalışın. Düşünmemeye çalışın. İçinizdeki o özgüveninizi bulmaya ve kendinize inanmaya çalışın. Ve inatçı olmalısınız. Gerçekten çalışırsanız, uğraşırsanız başarılı olursunuz. Sporcu bir genç kız Eda Erdem'e yönelttiği soruyla gözyaşlarını tutamadı. Büyük bir sorum var. Ben voleybola başlamamın en büyük sebebi sizsiniz benim için. Ya, bu kadar güzel bir şey. Ben bir tane büyük bir sakatlık geçirdim fakat sizin sayenizde tekrar voleybola dönebildim. Benim en büyük destekçim sizsiniz benim için. Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ile voleybolcu Eda Erdem sahneye çıktıklarında bir süre voleybol oynadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genel kollukla özel güvenliğin işbirliği ve entegrasyonunu sağlayan KAN uygulama eğitimleri açılış programına katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada Ukrayna Savaşı üzerinden Batı'yı eleştirdi. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen KAN uygulama eğitimleri açılış programına katıldı. Bakan Soylu, genel kolluk kuvvetleriyle özel güvenliğin işbirliğini sağlayan sistemle birçok olaya müdahale edildiğini açıkladı. Bu uygulamayı bugüne kadar 147 bin kişinin kullandığını da ayrıca belirtmek isterim. Bu da bizim açımızdan önemli. Ayrıca teşekkür ediyorum. Uygulama sayesinde özel güvenlik görevlilerimizin karşılaştıkları uyuşturucu, hırsızlık, çocuk kaçırma ve aile içi şiddet gibi birçok olaya KAN kapsamında müdahale edilip genel kolluğa teslimi bunun mümkün olmaktadır. Bu kapsamda 50.400 bildirim yapılmış ve 17.700 kişiye de adli ve idari işlem yapılmıştır. Bakan Soylu, suç işleyen şüphelilere engel olup KAN isimli uygulama üzerinden durumu polis ve jandarma ekiplerine bildiren 10 özel güvenlik görevlisine de plaket verdi.
Bakan Soylu törende yaptığı konuşmada Ukrayna Savaşı'na da değindi. Soylu, Türkiye'yi göçmen deposu olarak gören Avrupa ülkelerinin şimdi Ukrayna'daki savaş nedeniyle göçmen krizi yaşadığını söyledi. Düne kadar aman Türkiye bizim göçmen depomuz olsun, Türkiye'den herhangi bir şekilde Avrupa'ya kaçak göç gelmesin, daha doğrusu Türkiye rotasından gelmesin. Onun için Yunanistan göçmenleri itmiş, dondurmuş, öldürmüş, bunun bir anlamı yok. Bunu görmezden gelelim. Anlayış içerisinde olanlar, şurada Belaruslar Litvanya arasında olan, İngiltere ile Fransa arasında olan, karşı karşıya süreç görünce eli ayağı tutuştu. Veya şimdi Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan göçün oluşturduğu sonuçlarla karşı karşıya bıraktı. Yani öyle veya böyle 20. asrın sonunda her şeyi çiçek, böcek, yeşillik ve kendine ait bazı anlayışlarla geçirebileceğini ve bundan sonra dünyanın bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Batı, tehlike çanlarının çaldığını ancak kapısının kırıldığında anladı. Bundan sonra bir şey yapabilirler mi? Ben böyle yetenekleri olduğunu düşünüyor değilim. Çünkü bizi böyle büyük bir girdabın içerisine sokmaya çalıştılar. Ama hani kötü komşu ev sahibi yapar ya, bizim bütün tedbirleri almamızı sağladılar. Sınırlarımızdan sınır ötesine kadar, sınır içerisine kadar kapasitemizi geliştirmeyi temin ettiler. Savunma sanayimizi 20'lerden 80'lere getirmemize vesile oldular. Bize insan savaş aracı satmadılar. Bize mühimmat vermediler. Bize F-16'larda kullanacağımız bombaları vermekten imtina ettiler. Yani kendimizi savunacağımız ne varsa durun dediler. Yetmedi. F-35'e ortak olduk. Parasını verdik. Amerika paramıza çöktü. Ve diğer ülkeler. Ya bunu F-16 revizyonu yapalım dedik. Onda da topu ortada bulaştırıyorlar. E şimdi madem o kadar güçlüsünüz, madem o kadar kuvvetlisiniz, madem o kadar kendinize ait büyük bir özgüven sahibisiniz, Ukraynalı çocukların ölmesine, yaşların ölmesine engel olun. Hadi engel olun. Suriyelileri gözünüzün önünde öldürmelerine seyirci kaldınız. Çocukların ölmesine seyirci kaldınız. Filistin'de aynısını yaptınız. Yemen'de aynısını yaptınız. Libya'yı ekonomik girdabın içerisine bilerek soktunuz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu hafta çıkıyor yola. Biz hem Afganistan'a gönderiyoruz iyilik trenleri, hem de bu hafta Lübnan'a iyilik gemisi gönderiyoruz. Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısına katılan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısına katılan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş haline ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Başkan, Türkiye'nin stratejisinin dünya ülkeleri tarafından net görüldüğünü belirtti. Bu süreci en az hasarla nasıl atlatırız? Biz de siyasetçiler olarak yani turizmden ve tarımdan ne kadar az etkilenir onun için de çaba sarf ediyoruz, uğraşıyoruz. Buradaki bugünkü toplantılarımız sonucundaki bilgilerimizde de bu toplantı sonucunda en azından bugünkü misafirlerimize, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, teşkilatımızın diğer mensuplarına bu olayı dilimiz döndüğü kadar anlatacağız. İnşallah bu süreci ben Türkiye buradan, bir de bazen şerden hayır doğar, Türkiye'nin stratejik öneminin dünya tarafından
böyle bir kez daha net görüldüğünü. Başkan yaşanan göçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya şunu bilmesi gerekiyor ki kendileri refah içerisinde yaşarken diğer toplumların da refah düzeyi düşük olduğunda çok nelere vesile olduğunu da görüyoruz. Göç 85 milyon insan 2022 yılında göç etmeye başlamış. Bu çok önemli bir dünyanın her yerinde göç yaşanıyor. Akdeniz'de sadece 2021 yılında Akdeniz sularında 25 bin insana mezar olduğunu da düşünürsek artık dünya kazandığı her şeyi dünyanın bir ortak mirası olarak düşünüp kazanımlarını, bu entelektüel kazanımlar, bilimsel kazanımlar, ekonomik kazanımlar hepsini diğer ülkelerle de bir şekilde paylaşmak zorunda olduğunun farkına vardılar diyor. Ukraynalı anneyle Rus bir babanın çocuğu olarak Kazakistan'da dünyaya gelen ünlü piyanist ve besteci Angelika Akbar, Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunda konser verdi. Ünlü sanatçı bir de barış çağrısı yaptı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir resepsiyon verdi. Bakan Çavuşoğlu davetlilerle yakından ilgilendi. Resepsiyonun ardından Ukraynalı bir anne ile Rus bir babanın çocuğu olarak Kazakistan'da dünyaya gelen ünlü piyanist ve besteci Angelika Akbar da katılımcılara konser verdi. Akbar konser öncesinde yaptığı konuşmada barış mesajı verdi. Ben Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Büyük alkış alan Akbar'a Bakan Çavuşoğlu konser sonrasında çiçek takdim etti. 16 yaşındaki Ukraynalı Alex Maleni, Lviv'de savaşın ortasında kalmış akrabaları için yardım istedi. Alex elimde olsa savaşa bile gitmek isterdim dedi. 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukrayna uyruklu 16 yaşındaki Alex, Ukrayna'daki akrabaları için yardım çağrısında bulundu. Yaş sınır için yaşlı oldular, savaşa da katılamıyorlar, hem de ülkeden çıkamıyorlar erkekler. Alex, akrabalarına buradan ellerinden geldikçe yardım gönderdiklerini belirtti. Evet, yardım bekliyorlar ve biz şu anda onlarla mesajlaşıyoruz. Biz de ulaşıyoruz onlara. Neye yardım gerek varsa, para ya da bir başka şeyle yardım ediyoruz. Alex, ülkede en çok battaniyelere ve gıdaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Gerekli olan battaniyeler, yemek... En gerekli olan bildiğim gibi. Çoğu ülkeler gönderiyorlar oraya yemekler, yani en gerekli eşyaları gönderiyor. Hem de Antalya'dan gerekiyor. Diğer Avrupa'dan, ülkeden çoğu götürüyorlar, yardım ediyorlar. Ukraynalı Alex savaşın bir an önce bitmesini diledi. Şu an en yakın zamanlarda, en hızlı zamanlarda savaş bitmesi gerekiyor. Çünkü bu savaşta çoğu insanlar ölüyor. Çoğu suçsuz bir çocuklar ölüyorlar. Yani en yazık çocuklar yani. Alex, Ukrayna'da olsaydı yardım için gözünü kırpmadan savaşa dahi katılabileceğini belirtti. Yani şu anda Ukrayna'da olsaydım kesinlikle yardım ederdim, belki savaşa gidebilirdim. Ama öyle bir şansımız yok. O yüzden burada kalıyorum ve ne elimizde yardım ediyorum. Yaşlılara insan yardım etmek, şu andaki benim yaşımlardaki insanlar 16-17 savaşa gidemiyorlar ama mesela yemek yapmak ya da yaşlara bir yardım etmek, ilaç getirmek, onları yapabiliyoruz. MHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı toplantı gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı toplantılar Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleştiriliyor. Antalya'da da MHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, CHP'nin gerçekleştirdiği ittifakları eleştirdi. 2. 28 Şubat bildirisiyle açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağının esas itibariyle omurgası kırık, hedefleri dökük, hüviyeti siliktir.
6 partinin kuru gürültüsü tamamıyla Cumhurbaşkanı hükümet sistemine karşıtlık üzerine bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyoner bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır. MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu. Ve bölücü terör örgütünün siyasi ajandesiyle ortak gelecek inşa etme uğraşındadır. Muhalefet demek, Türkiye'ye karşı cephe açmak, ayağımıza pranga vurmaya çalışmak demek değildir. Değerli konuklar, varlığını milletimizin bekasına ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne adamış Milliyetçi Hareket Partisi kadroları olarak CHP'nin gerçek yüzünü anlatacak, boyasını meydana çıkaracak, kirli oyunlarını bozarak tezgahlarını dağıtacağız. Alanya Belediyesi ekipleri Oba Mahallesi'nde araç trafiğinin yoğun olduğu Karakocalı-Acınar yolunda genişletme ve düzenleme çalışması yaptı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Birimi ekipleri Oba Mahallesi'nde araç trafiğinin yoğun olduğu Karakocalı-Acınar yolunda genişletme ve düzenleme çalışmasına devam ediyor. Oba Mahallesi'nden Dimçayı'na ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunda genişletme çalışmalarına başlandı. Ekipler 3 kepçe ve 1 greyderle süren çalışmaların kısa sürede tamamlanması için mesai harcıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yolun genişletilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Geçen sene en büyük sıkıntılarımızdan birisi Dimçay güzergahında navigasyonun göstermiş olduğu yol, bu Karakocalı bildiğimiz yol, yolun kötülüğü ve bozukluğu, virajlı olması büyük sıkıntıydı. Bunu belediye başkanımıza ilettik ve bu konuyla alakalı çözüm bulacağını bize sözünü vermişti. Ki bu sene görüyoruz ki sizin de gördüğünüz gibi arka tarafımda başkanımız sözünü tuttu. Şu an... Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Alanya Triatlonu Avrupa Triatlon Birliği tarafından yılın en başarılı yerel organizasyonu kategorisinde ödül aldı. Avrupa Triatlon Birliği'nin İspanya'da düzenlediği ödül gecesinde Türkiye 3 ödül kazandı. Avrupa Triatlon Birliği tarafından yılın en çok gelişme gösteren ulusal federasyonu ve gençler kategorisinde en çok gelişme gösteren ülke ödülleri İspanya'da düzenlenen özel bir gecede Türkiye'ye verildi. Aynı gecede Alanya Triatlonu yılın en başarılı yerel organizasyonu kategorisinde 3. oldu. Türkiye'ye ödülleri Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bersnandi tarafından takdim edildi. İspanya'nın La Lucia şehrinde Ukrayna temasıyla organize edilen özel gecede Türkiye'yi Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkan Bülent Çendik, Genel Sekreter Göktürk Yılmaz, Sponsorluk Kurulu Başkanı Saliha Tama ve Yurtdışı İlişkileri Sorumlusu Büşra Sarıoğlu temsil etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ödül nedeniyle gurur duyduklarını açıkladı. Başkan Yücel, bu ödül Alanya'mızın ortak başarısıdır. Ayrıca ülkemizin 3 ödüle layık görülmesi de yapılan çalışmaların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Alanya'mız adına emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum dedi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğü Antalya'da vatandaşlar ve turistler kar manzarası eşliğinde hem yüzdü hem güneşlendi. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok şehir kara teslim olurken Antalya'da 3 mevsim aynı anda yaşanıyor. Kentin etrafını çevreleyen Beydağları'nın yarısı karla kaplanırken soğuk hava dalgası şehir genelinde de etkili oldu. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğü kentte öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükseldi. Nem oranı %9, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Antalyalılarla kentteki turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline geldi. Rüzgar ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar ve turistlerden bazıları kar manzarası eşliğinde yüzüp güneşlendi. Şu sıralar Antalya Körfezi'nden geçiş yapan deniz analarının bazıları da kıyıya 1 metre uzaklıkta görüntülendi.
Boyutlarıyla şaşırtan deniz anaları sahildeki vatandaşların da ilgisini çekti. Antalya'da düzenlenen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi'nde üroloji alanında uygulanan tedavi yöntemleri ele alındı. 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 10-13 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede üroloji alanında uygulanan en güncel tanı yöntemleri ve minimal invaziv cerrahi teknikler ele alındı. Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Ender Özden, kongrede Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan ameliyatların canlı olarak paylaşıldığını açıkladı. Toplam 4 ayrı oturumda 8 canlı ameliyat yapıldı ve canlı olarak buraya aktarıldı. Profesör Doktor Özden, kongrede paylaşılan canlı ameliyatların içeriği hakkında bilgi verdi. Bu ameliyatların önemli bir kısmını taş hastalığı oluşturdu. Biliyorsunuz böbrek taşı bizim ülkemizde çok önemli bir sağlık problemidir. Profesör Doktor Özden, taş hastalığının yanında prostat kanserinin de kongrede önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Ki canlı cerrahilerin önemli bir kısmını da onlar da oluşturdu. Diğer taraftan prostat kanseri bizim için, aslında erkekler için çok önemli bir sağlık problemi. Ülkemizde de aynı şekilde. Dolayısıyla onun tedavileriyle ilgili son gelişmelerde gerek canlı cerrahilerde gerekse oturumlarda konuşuldu. Manavgat'ta geçtiğimiz Mart Salı günü taksi durağında şarjdaki cep telefonunu, bir apartmandan da skuter ve ayakkabı çalan şüpheli yakalandı. Skuter'ı çocuğu için çaldığını söyleyen şüpheli işlemlerin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manavgat'ta geçtiğimiz 8 Mart gece saat 4 sıralarında Kordon Caddesi'nde bulunan taksi durağının yazıhanesine şarj etmek için bırakılan telefon çalındı. Aynı gün sabah saat 7 sıralarında Yukarı Pazarcı Mahallesi 4025 sokaktaki bir evin önünden 4 çift ayakkabıyla skuter çalındı. Olayın polise intikal ettirilmesi üzerine incelenen güvenlik kamera görüntülerinden her iki adresteki hırsızlık olayı failinin uyuşturucu kullanmakta dahil olmak üzere 18 ayrı suç kaydı olan AE olduğu tespit edildi. Olaydan sonra yakalanan AE, telefon ve ayakkabıları ihtiyaç duyduğu için, skuter'ı ise çocuğu için çaldığını söyledi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi. Bu haberimizle hafta sonu ana haber bültenini noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya daha mutlu haberlerle görüşmek dileğiyle.